Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanalından Woman TV'den hepinize merhaba. Ben Nefise Seda Yanık. Dün müjdeyi vermiştim. Bugün sevgili Seda Diker konuğum ve hepimizin çok dikkat ettiği bir konuya değineceğiz. Ayrılıklar, ayrılık sonrasıyla nasıl baş edilir, neden ayrılırız, ayrılıklara neler sebep olur gibi birçok hepimizin hayatında yer eden soruya yer vereceğiz programımızda. Aynı zamanda Seda Hanım'ın bir sözü var burada, ona da değinmek istiyorum. Giden gitmiştir ve bunun evrende muhakkak iyi bir sebebi vardır. Ama size daha güzel hisler yaşatabilecek birileri muhakkak yoldadır ve geliyordur diye öncelikle buna da değindikten sonra hemen hoş geldiniz demek istiyorum Seda Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Seni tekrar görmek çok güzel. Sizi burada tekrar görmek çok güzel. Üstelik bugün çok da güzel bir müjdemiz var. Yeni kitabınız. Evet. İlk gün değil mi bugün? İlk gün. Bugün raflarda ilk gün. Çok sevindim. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Seda Hanım'ın bugün kitabının ilk günü ve çıkar çıkmaz aynı günde biz yayını almış olduk kendisini. Diğer programlardan önce davranmış olduk. Ben çok sevindim o yüzden. Alıp okuyun efendim. Şimdi hemen bu ayrılıklara bir giriş yapalım Seda Hanım sizinle. Tamam. Ayrılık açısından bahsedeceğiz en başta. Evet, şimdi çok enteresan bir şey var. İnsanlar ayrılık acısından dolayı hasta bile olabiliyor. Evet. O yüzden bunu ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Böyle ayrıldım ben, 6 ay yattım, kalktım, iyileştim diye bir şey yok. Duygular bastırılıyor. Asıl önemli olan her ayrılığın içinde farklı duygular var. Bunlarla tek tek ilgilenmek gerekiyor. Aksi takdirde ayağa kalktığımızda halının altına süpürürsek en önemli konu, yeniden aşık olduğumuzda aynı problemi yaşarız. Öyle mi? Evet, işte bu önemli bir konu. O yüzden ayrılık acısını hiçbir zaman hafife almamak lazım. Bazen pişmanlık. Örnek veriyorum. Şunu yapmasaydım olmayacaktı. Evet. Keşke şunu demeseydim. Keşke burada yanlış davranmasaydım gibi kendimizi acıttığımız bölgeler var. Bir kısmı hırs. Evet. Gelecek, benden özür dileyecek, benim haklı olduğumu anlayacak ve benden işte özür... Aslında belki hepimizin hayali bu oluyor değil mi? Yani bence bütün evet, kadınlarda ya da erkeklerde de bu vardır diye tahmin ediyorum. Evet. Özellikle de haklı pozisyondaysak ya bir şekilde özür dilemeli, gelecek diye böyle bir ister istemez insan içinde oluşuyor evet, bu duygular. Evet. Şimdi bunu ayrıca ben uzun anlatmak isterim. Çünkü ilahi adalet denen bir şey var. Nasıl çalıştıracağız? Onun bir mekaniği var. Gerçekten böyle tık diye çalışıyor. Hani bir insanın özür dilemesi gerekiyorsa gelip diler zaten. Ama benim doğru konumda olmam gerekiyor duygusal açıdan. Şimdi bir başka konu, suçluluklarım var. Değersizliklerim var. Hak etmediğimi düşündüğüm için yanlış davranışlarım var. Maalesef bazı davranış modellerim itici oluyor. Onlar bir birikim yaratmış oluyor. Tabii bir de her ayrılıkta olduğu gibi bir adap lazım. Biz maalesef ayrılık adabını unuttuk. Hiç kullanmıyoruz. O yüzden ayrılık adabından kastınız nedir? Ben az çok bir şeyler seziniyorum ama hani sizden bir duyalım. Evet. Her ayrılığın bir adabı var. İki kişi eğer yollarını ayıracaksa, birisi karar vermiş, öbürü hala istiyor bile olsa yüz yüze oturup konuşması lazım öncelikle. İki tarafın da düzgün davranması için hala isteyen tarafın saygı duyması gerekiyor buna. Ve bitirmeyi isteyen tarafın açıklama yapması gerekiyor. Ama Seda Hanım, o kadar zor bir şeyden bahsediyorsunuz ki. Tabii. Biz kadınlar genelde konuşmaya istekliyiz. Çünkü konuşarak karşımızdakini anlayabileceğimizi ve kendimizi ifade edebileceğimizi düşünüyoruz. Ama erkekler hep bu konuşmalardan kaçıyorlar. Hani ayrılmak istese evet, bile, sevmese evet, bile bir adam kendini geri çekerek gösteriyor. Yani ben ayrılmak istiyorum diyecek cesareti yok erkeklerin. Neden? Yok, yok. Kimi zaman korkuyorlar. Çünkü biz kadınlar da biraz hırçın davranabiliyoruz. Biraz fazla ya çok kovalıyoruz ya ceza vermeye çalışıyoruz. Aslında bunlara biraz dikkat edebilsek belki onlar da daha çok cesaret gösterecek. Ama bence erkeklerin de kat etmesi gereken çok yol var. Biz kadınlar biraz kişisel gelişimimize önem veriyoruz. Onlar azıcık daha yavaştan alıyorlar bunu. Pek fazla bu işlere ilgili değiller. Evet. Onun da önemi var. Şimdi adapta ne olmalı? İki kişi önce nelerin güzel olduğunu konuşmalı. İlk önce bizim ilişkimizde şunlar, şunlar, şunlar çok güzeldi. Ben bunları buldum. Teşekkür ederim.
Ama bunlardan dolayı duygum bitti. Evet. O yüzden artık olmaz. Bir duygu biterse yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunu anlayacağız. Kalp Peki bu. karşımızdaki erkek, demin de söyledim, bunu bize açık açık ya benim duygum bitti demiyorsa o duygularının bittiğini hangi hareketlerden anlayabiliriz? İşte bu çok önemli. Şimdi bir kere ilk günlerdeki kadar yoğun olmasını beklemiyoruz ama ilişki dediğimiz şey, güzel bir ilişki nedir? Önce bir onu tanımlamak lazım. Aslında burada kafalarımız çok karışık. O yüzden ilginin bittiğini de anlayamıyoruz. Güzel bir ilişki nasıldır? Her buluşma öncesinde iki kişi birbirini hazırlar buluşmaya. Ne kadar güzel olacak, ne kadar güzelsin, seni özledim, nasıl güzel olacak. Her neyse iki kişi duygusal olarak birbirini hazırlayacak, buluşma olacak. Buluşmanın sonrasında da birkaç gün flörtün gereği olarak işte şu çok güzeldi, en çok bu an güzeldi, ne kadar güzel baktın, ne güzel bunu söylediğin gibi bir bağ kurulacak. Tabii ki şu kadar sık görüşülecek diye bir kural yok ama ayda bir, ayda iki gibi uzak ilişkileri söylemiyorum ama aynı şehirde, aynı yakın yerlerde oturanların ayda bir iki görüşmeleri ve sadece cinsellik, bu başka hiçbir şey yok, dışarıda buluşulmuyor, hep kapalı mekanlarda, bunlar çok da ilişki değil, bir bağ kurulmamış oluyor. Dolayısıyla bizim önce güzel bir ilişkiyi tanımlamamız lazım. Yani kapalı mekanlarda buluşulan ilişkiler ilişki değil. Değil. Değil mi? Onu Değil. ilişki zannetmek biraz da kendimizi kandırmak olur. Evet. Buradan özellikle bir şey yakalayayım. Ben bunu aşka dönüştüreyim. Ben bunu sevgiye dönüştüreyim. Seviyor, sevmiyor. İlişki galiba bu diye hiç kafamızı yormayalım. Peki Seda Hanım, tam bu noktada bu kapalı mekanlardan bahsetmişken birçok kadın cinsellikle erkekleri kendine bağlayabileceğini düşünüyor. Cinsellik bir erkeği kendine bağlayabilmek için yeterli midir? Hiç yeterli değil. Hiç. Özellikle şu devirde kesinlikle, çünkü artık cinsellik biraz gizlilik de var, biraz kolaylık var. Yani internet yaygın artık, sosyal medya yaygın. Dolayısıyla artık cinsellik her yerde kolayca bulunabilen bir şey. Evet. Hiçbir zaman bu şekilde bir erkeği, bir kadını bağlamak mümkün değil. Kalp açık olmalı. Evet. Mutlaka kalbin açık olduğunu nasıl anlarız? Sosyal çevremize birbirimizi tanıştıracağız. Evet. Belki el ele tutuşup dışarıda ilan edercesine sinemaya, şuraya buraya gideceğiz. Bunlar önemli. Düzenli, kendi özelimizden duygularımızı, olaylarımızı paylaşacağız, bir paylaşım olacak. Bunları sayıyorum. Bunlar çok doğalmış gibi geliyor ama biliyor musunuz, unutuyoruz ve bunlar olmadığı zaman da ilişkim var zannediyoruz. Maalesef ben etrafımda sizin söylediklerinize o kadar bazen şahit oluyorum ki Evet. hepsinde değilse de yarısında diyebilirim. Evet. Ve bu da aslında çok üzücü bir durum. Böyle bir durumla yetinebilmek ve onu Evet. ilişki zannedip sonrasında üzülmek Evet. aslında insanın layık olduğundan çok daha azına sahip olması anlamına geliyor, değil mi? Evet, maalesef. Ben mesela aranamesi diyorum buna. Bazen kişiler iki tane önemli kişi arasında bizi çağırabiliyor, davet edebiliyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Aranamesi demek ben aslında asıl kişi değilim istenen. Evet. Bir başkasını daha çok istiyor. Hep kafası orada ama o gelmediği zaman beni çağırıyor. Ben bunu anlamalıyım. Nasıl anlayacağım? Son dakika telefonlarına cevap vermeyerek. Mesaj son dakika çağrılarına hayır diyerek. Yani beni davet etti mesela, istekle, çok istekli davet etti. Atıyorum pazartesi davet etti Perşembe için. Çarşamba geldi, Perşembe sabah geldi, hala geliyorsun değil mi bugün? Yok. Perşembe öğlen oldu, yok. Öğleden sonra oldu, yok. Ben ne yapıyoruz, buluşuyor muyuz dememeliyim bile. Belli ki ben orada birinci kişi değilim, en önemli kişi değilim. Burada benim gitmiyor olmam lazım zaten. Neden biz kadınlar bu kadar azına razı oluyoruz Seda Hanım? Evet. Siz ilişki koçu olduğunuz için Evet. size seansa gelen çok fazla insan var. O yüzden daha çok daha iyi bilirsiniz bizden. Hani neden azına razı oluyor kadınlar? Neden hayır diyemiyor? Şimdi çok enteresan. Mesela ben bir sürü güçlü kadın gördüm. Evet. Güçlü, iş yerinde harika, şöyle müdür, şöyle CEO, her neyse.
kudretli kadınlar bile hani daha belki çok alım gücü olmayan, parasal desteğe ihtiyaç duyanları anlarım ama güçlü olanlar da bunu yapıyor. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü ilişki mantığı bambaşka bir şey. İlişki yaşı denen bir şey var ve ilişki olgunluğu denen bir şey var. Maalesef biz yeterince deneyimli değiliz. Türkiye'de kadınlar ilişkide deneyimli değiller. Öğretilmiyor, öğretilmiyor. Hatta yasak bile. Yasakların çok önemli bir dezavantajı var. Biz 1960'larda, 70'lerde değiliz artık. 2019-20'lere geldik. Bu devirde artık herkes bir ilişkiyi kendisi yaşamak zorunda. Evet. Ve kurmak zorunda. Ayakları üzerinde duran her insan. Dolayısıyla birazcık deneyim şart. Yani evet. Ne yaptığında bir ilişki yani nasıl olur? Aslında artık ilişki yaşamamak bir avantajdan ziyade 70'lere 60'lara evet. göre hani öncesinde evet. öyle bir algı vardı. Evet. Aa, hiç kimseyle şimdiye kadar görüşmemiş deyip hani evet. o şekilde birisiyle irtibata geçmek, onunla bir evlilik evet. yapmak çok daha cazip geliyordu. Ama şimdi evet. bu iletişimsizlik, bu tecrübesizlik kadınların aleyhine döndü diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle maalesef. Şimdi böyle bir durumda bir kadın yanlış bir beklentiye sahip oluyor. Evet. Yani ben buradan bir ilişki mi beklemeliyim? Aşk mı beklemeliyim? Sadece cinsellik mi? Ne oluyor? Arzulanıyor muyum? Seviliyor muyum? Bunun arasındaki Evet. farkı göremiyorum. Göremezsem bir aşk beklentisi içinde 10-100 birim bekliyorum, 10 birim alıyorum. 90 Evet. birimlik acı çekeceğim. Acının tanımı bu. Tam buradan lafınızı Hı-hı. unutmayın Seda Hanım. Bir canlı bağlantımız Tamam. var. Oraya gitmek zorundayım. Ondan sonra Tamam. çok güzel bir noktadasınız. Oradan devam edelim. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, şimdi arkadaşımız Dilhan çok güzel bir yayın yapacak bize ve karşımızda. Dilhan, söz sende. Merhaba, iyi yayınlar dileyelim. Stüdyodaki konuklarımıza da selamlar, hoş geldiler tekrardan. Tüm izleyicilerimize de güzel bir hafta sonu dileyelim. Şimdiden bugün oldukça keyifli bir gün. Haftanın son iş günü. Biz de oldukça keyifli bir festivaldeyiz. Çok güzel bir festivaldeyiz. Neredeyiz? İstanbul Levent'te bir otelde düzenlenen Anne Çocuk Festivali'ndeyiz. Ve festivalin öne çıkan isimlerinden bir tanesi de sevgili Buse Terim. Biliyorsunuz ki kendisi modacı kimliğiyle son yıllarda ön plana çıkıyor. Ve burada bu organizasyonun kendisi üstlendi. Anne Çocuk Festivali'nde birbirinden güzel ürünler burada alıcılarla buluştu. Anneler, çocuklar, oldukça kalabalık bir ortam, oldukça da şenlikli balonlar, rengarenk çiçekler, süsler, tüyler, rengarenk bir ortam burada sizleri büyülüyor. Akşam 10'a kadar sürecek bu etkinlik ve 2 gün boyunca devam edecek. Tüm anne ve çocukları buraya bizle bekliyoruz çünkü oldukça keyifli bir festival. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var, yayın konuğumuz sevgili Buse Terim. Efendim hoş geldiniz. Hoş, siz de hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel gidiyor. Gerçekten çok yoğun, çok kalabalık. Biz açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Dürüst konuşmak gerekirse. Sadece bir düzeltme yapacağım. Bugün 8'e kadar buradayız. 10'a kadar değil. Onu düzelteyim, yanlışlık olmasın. Çok güzel annelerin, çocuklarıyla ya da yeni anne adaylarının herkesi beklediğimiz. Hem alışveriş yapabilecekleri, hem indirimden yararlanabilecekleri, hem çok değerli konuşmacıları ücretsiz dinleyebilecekleri, aynı zamanda çocukları için oyun alanlarının olduğu güzel festival tadında bir gün onları bekliyor. Biz de çok mutluyuz. Biz hem çalışan bir anne olarak hem buradan anne olmak isteyen izleyicilerimize ya da anne olan izleyicilerimize nasıl tavsiyeler verirsiniz? Nasıl yetişebiliyorsunuz bu kadar yoğunluğa? Valla benim önümde annem gibi bir örnek olunca ben annemi büyürken de bir işe aynı anda böyle 7-8 işe yetişebildiğini gördüğüm için ben aslında bu ekolle yetişince o doğal olarak o genler bana da geçti. Tamamen aslında önümde gördüğüm örnek sebebiyle ben de böyle her şeye yetişmeye çalışıyorum. Ve zaman zaman tabii ki çok yorulduğum oluyor, yetişemediğim günler oluyor. O yüzden ama yine de işte genetiğinde böyle kodlu olunca insan böyle bir ahtapot gücüyle her yere yetişmeye çalışıyor. Aynı zamanda ünlü bir annesiniz. Bunun zorluklarını yaşıyor musunuz? Çocuğunuzla bir dışarıya çıktınız, parka, bahçeye gittiğiniz zaman
Hiç... Yok, açıkçası yaşamıyorum. Yani evet, göz önünde olan bir anne olmanın getirdiği sorumluluklar var ama yaşamıyorum. Ben çok mutluyum çocuklarımla burada yaşamaktan. Öyle bir şeyim yok açıkçası. Aynı zamanda oldukça başarılı bir modacısınız. Bu senin trendlerinden bize ipuçları verebilir misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Şöyle, bu sene aslında kışında biraz gördüğümüz şu yandan tokalar, biliyorsunuz. Onlar şimdi çeşitleniyor. Önce böyle harfler diye çıktı, şimdi inciler, renkler, aynı zamanda beyazlar, ekrular, böyle bembeyaz giyinmek, bej giyinmek, tek tip renkler çok moda olacak. Biraz neonlarda geri dönüş var. Sneakerlar biraz yön değiştiriyor, onlar yine yazın olacak. Yine böyle renkli, hoş bir yaz bizi bekliyor. Peki son olarak festival hakkında ne kadar sürecek bu festival? Bugün 8'e kadar buradayız. Yarın saat 10'dan 6'ya kadar buradayız. Bu sene ilk kez yapıyoruz. O yüzden bu ilki. Umuyoruz, inşallah diyoruz. Bu devamı gelir. Belki şehir dışına, Türkiye'deki başka illere de taşınır. Ama bugün 8'e kadar, yarın da 6'ya kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Bu festival yarın akşam saat 6'ya kadar devam edecek. Sevgili Buse Terim'in de söylediği gibi tüm anneleri, anne adaylarını biz de Levent'te otelde düzenlenen bu festivale davet edelim. Sözü tekrar Nefise'ye, yayını size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, kolaylıklar diyelim. Evet, biz teşekkür ediyoruz ve sevgili Seda Diker'le olan sohbetimize geri dönüyoruz. Nerede kalmıştık Seda Hanım? Tam yanlış beklentilerin, evet, acı verdiğini anlatıyorduk. Çok ne bekleyeceğimizi bilirsek... Beklenti yönetimi denen bir şey var. Bunu yapıyor olmam lazım. Aksi takdirde ayrılık acısı beni çok kötü yatağa düşürebilir. Şimdi bunun için neler yapmak lazım? Bir ona bakalım aslında. Bir ilişkide dediğim gibi ilişkinin doğru veya yanlış gidip gitmediğini şuralardan, şu ipuçlarını takip ederek bulabiliriz. Eski hassasiyeti var mı eşimizin, partnerimizin? Ben üzüldüğümde eskisi kadar canım üzülme mi diyor, yoksa üzülmemen lazım zaten, aman gene mi başladın mı diyor. Hı hı. Şimdi bunlar mesela önemli küçük ipuçları, ön ipuçları. O telefon acaba açık duruyor mu yoksa kapanarak mı duruyor? Daha az mı bize zaman harcanıyor, ayrılıyor, yoksa yani eskiden haftada birken işte 3 haftada bire, ayda bire mi düşüyor? Önemli günleri, işte bayramdı, yılbaşıydı, başkalarıyla mı geçirmeye başladı, bizimle mi geçiriyor? Bütün bunlar ufak ufak işaretler. Peki Seda Hanım, şimdi dediniz ki işte bunlar işte eskisi kadar bizimle vakit geçiriyor mu vesaire, işte bunlar önemli ipuçlarıdır dedik, evet, şu anda. Peki diyelim ki biz evliyiz ve ilk zamandaki o hassasiyeti 5 sene sonra da beklemek normal mi? Yoksa azıcık bir şeylerin rahatlaması doğal mı? Hani ne bileyim, ilişkilerde biraz, evet, daha böyle ya hani nasıl olsa artık hep beraberiz rahatlığı geliyor ya insanların, özellikle erkeklerin üstüne. Evet, şimdi ben 30 yıldır, evet, 28 yılı doldurduk biz maşallah bu ay. Darısı başımıza. Amin. Ve işte 30 senedir de zaten işte nişanlık, sözlük, arkadaşlık diyelim. Ben henüz kendi hayatımdan yola çıkarak söylüyorum. Bir kadınla erkeğin gerekli özeni gösterebileceğine inananlardanım hala. Eski ekolüm. Peki 30 senedir devam eden evliliğinizde, evet, bu düzeni siz sağlıyorsunuz ama, değil mi? Beraber sağlıyoruz. Beraber. Bir evlilik fikrini seviyor olması gerekiyor iki kişinin. Evet. Yani erkeğin de kadının da evli olmaktan hoşlanıyor olması lazım. Hı hı. Bu kadar. Onun haricinde de belli prensipler var. Bu prensipleri bozduğumuz zaman kırıp dökmek, kavga etmek yerine daha yumuşak ve yapıcı konuşmalar yapmak gerekiyor. Kimi zaman da yüzleşmelerin olması gerekiyor. Evet. Çok uzun ilişkilerde böyle, ama örnek veriyorum, eve geç kalacaksa eş önceden arayıp da hayatım ben geç kalacağım demeyi adet edinmişse, sonradan bunu yapmıyorsa eşin bir dakika demesi lazım. Evet. Yani bu standartları bir koruyor olmamız lazım iki tarafında. Bunlar yapılabiliyor.
Evet. Biliyorsunuz. Evet evet. Uzun evet. evliliklerde de oluyor. Yeter ki biz samimiyet kuralım. Bakın bütün ilişkilerde en önemli problem ne biliyor musunuz? Bizi ayrılığa götüren tek şey sessiz duvar. Hiç fark etmez karşı taraf. Duvarı bir örer bir kişi. Evet. Kendisine bir gizli dünya yaratır. İşte o kopukluk oluyor. Peki o sessiz duvarı ördüğü anda karşı taraf kadın veya erkek o evet. ilişkinin bittiğini mi anlamalıyız buradan? Yüzleşme gerektiğini anlamalıyız. Hemen yüzleşmeye gitmemiz gerekiyor. Peki konuşmaya çalıştık diyelim. Ya yok bir şey diyor. Çünkü ben görüyorum hani özellikle erkeklerde bir konuşmadan kaçınma durumu var. Evet. Bunu kendi adıma bir şikayet olarak söylemiyorum. Etrafımı gözlemlediğim evet. için değiniyorum. Hani konuşmaya çalıştığın zaman da yok bir şey. Ben seni seviyorum zaten diyorsa ne yapacağız? Nasıl çıkacağız işin içinden? Şimdi ben bunu iki aşamalı değerlendiriyorum. Kendi yönlendirmelerimde de koçluğumda da mutlaka kişilere sorarak tabii ki iki aşamalı yüzleşme yaptırırım. Birincisinde öncelikle biliyorsunuz benim bir yöntemim var topraklama diye. Evet. İnsan gözünü kapatıyor. Kişi kendisinin yanında değilken, tek başınayken ona ne söylemek istiyorsa patlayarak cezamı vermek istiyor. Küsmek mi istiyor? Bunlar ağlayarak bir söylenecek, bir dökülecek ortaya. Elektriğin boşalması gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra ben altlarını çizeceğim. Ne söylemem gerekiyorsa 3-4 cümle çıkacak zaten. Evet. Ben o 3-4 cümleyi bütün dürüstlüğümle gidip söylersem ve gözünün içine bakarak. Yani benimle şu şunları yapıyordun şimdi yapmıyorsun. Bunun sebebini merak ediyorum. Evet. Bunun sebebine direkt sorduğumda bir cevap alıyorum. Hı-hı. Farz edelim ki senin söylediğin gibi bu cevap geçiştirildi. Yo evet. buradayım neden abarttın evet. dedi. Bir süre daha beklenecek ve ondan sonra baktık ki işler daha kötüye gidiyorsa veya hiç düzelmiyorsa ve bir duygu eksikliği hissediliyorsa ikinci tip yüzleşmeye gerek var ki burası biraz daha riskli. Burada ben hani bu ilişkide duygularımı anlatmam gerekiyor bu sefer. Böyle böyle olduğuna mutsuzum. Bunlar yapıldığında kendimi eksik hissediyorum. Karşı tarafı suçlamadan. Suçlamadan. Sizin kitaplarınızdan öğrendiğim kadarıyla. Evet. Evet. Çünkü evet. onun da yani insanın duygusu azalabilir. Bu ayıp değil. Bu suç değil. Ama bana ne hissettirdiği çok önemli. Ben bunu söyleyeceğim ve diyeceğim ki burada değiştirmeyi düşünüyor musun? Evet. Ve ben de çok net karar vermiş olmalıyım. Hayır derse kalacak mıyım, gidecek miyim? Evet. Buna, o riski evet, almak lazım. İkinci yüzleşmede her zaman gitmeyi göze almış olmak gerekiyor. Almadıysam ne konuşsam boş. Yani giderim deyip en önemli şey ayrılık yaklaşıyormuş gibi hissedildiğinde veya bir problem olduğunda lütfen kuru sıkı atmayalım. Evet. Bir şey olmasın, tehdit olmasın. Her yani zaten hakiki bu yapıldığında yani giderim deyip gidilmediğinde karşı tarafın saygısı evet. azalıyor ve evet. ilişki daha da kaygan bir zemine oturuyor sanırım. Tabii. Şimdi kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyiciler. Az sonra yine beraberiz, ayrılmayın. 2 dakika sonra beraberiz.